Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu viral olan Dubai çikolatasının fıstık ezmesini yapacağım. Marketlerde ya kalmıyor ya da bulduğumuz zaman, yani kavanozların içindekileri okuduğumuz zaman çok katkı maddeleri var. Çok şekerli oluyor. Süt tozu falan koyuyorlar. O yüzden evde yapmak bence daha mantıklı. Şurada 200 gram kadar kabuğundan ayrılmış çam fıstığımız var. Şimdi 3-4 dakika kadar orta ateşte hafif kavuracağım arkadaşlar. Şöyle kavuracağım. Ondan sonra işte burada 2-3 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ekleyeceğim. Eritilmiş beyaz çikolata da ekleyeceğim arkadaşlar. Zaten aşamaları göreceksiniz şimdi. Şöyle bir. Bu yaptığım fıstık ezmesiyle pastasını yapabilirsiniz. Cheesecake yapabilirsiniz. Kurabiye yapabilirsiniz. Yani neden olmasın, her çeşit tatlı yapılabilir. Şimdi bunu böyle güzelce orta ateşte 3-4 dakika kadar kavuracağım. Sonra da şu dışındaki kabukları oluyor ya, onu şöyle temizleyeceğim. Zaten görürsünüz aşamalarda. 3-4 dakika şöyle kavurmuş olduğum fıstıkları mutfak peçetesinin üzerine ya da temiz bir bezin üzerine döküyorum. Şu şekilde şöyle yaparak biraz kabuklarının dökülmesini sağlıyorum. Yani dökülmese de sorun değil ama dökülürse daha güzel görsel olur. Şöyle pek çıkmadı, dökülmedi ama olsun. Yani biraz kabuğu çıkmış şurada. Şimdilik blenderın içine döküyorum bunu. Bakın fazla çıkmadı kabukları. Daha sonra dinlendire dinlendire bunu blenderda ezeceğiz. Kenarlarından indire indire, dinlendire dinlendire çekiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yavaş yavaş olmaya başladı. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde ezmeye çalıştım. Şimdi içine 3 yemek kaşığı pudra şekeri katacağım. Benim pudra şekeri biraz sertleşmiş. Almakta zorlanıyorum o yüzden. Şöyle 3 yemek kaşığı etti. Burada da erittim. Beyaz çikolatam var. Onu da katıyorum. Şöyle. Ve tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı sıvı yağ eklemeyi unuttum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim. Çiçek yağı, istediğiniz yağdan. Bu arada bunu hazırladıktan sonra dolaba koymayın. Donar çünkü içinde beyaz çikolata var. Oda ısısında en azından 5 gün kalabilir. Zaten 5 gün bile kalmaz çünkü ekmeğe sürüp bile yersiniz. O kadar derecede lezzetli. Evet
arkadaşlar, şöyle bir size dokusunu göstereyim. Bakın nasıl kremik, krem gibi oldu. Çok güzel ezme oldu. Bakın. Şöyle bir bakın akışkınlığına. Şöyle çay kaşığı ucuyla bir tadına baktım. Şekeri nasıl diye. Şekeri tam kıvamında. O dışarıdakiler gibi çok şekerli değil. Bir de dışarıdakilerde çok pahalı oluyor. Evde bence daha uygun oluyor. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle kıvamı var. Vallahi müthiş oldu. Pastalar, kurabiyeler, Dubai çikolatalar, artık bundan yapabilirsiniz. Evet, buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.